Başkanı Sayın Hamdi Topçu Beyefendi'yi coşkulu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz efendim. Bugün bölgesel uçuşların en önemlilerinden biri olan Kocaeli Trabzon hattının açılışı için buradayız. Bugün alt markamız olarak uçuşuna başladığımız Anadolu Jet 2 yıl öncesinde kuruldu. Kuruluş amacı bölgesel uçuşları bu markamızda daha ekonomik olarak sağlamak amacıyla kurduğumuz bu marka şu anda sadece iç hatlarda 41. noktaya ulaşmıştır. Bu da bir tevafuk olarak Kocaeli plakasıyla eşitleniyor. Bu da sevindirici bir konu. Türkiye'mizin 47 havalanında uçuş gerçekleştiriliyor. Bölgenin önemli bir noktası olan Kocaeli ve çevresinde 7 milyona aşkın vatandaşımız yaşıyor. Bunların birçoğunun da özellikle yoğunluk olarak Karadeniz bölgesinde bu tarafa yerleştiğini biliyoruz. Orhan Birdal Beyefendi'yi coşkulu alkışlarla sahneye davet ediyorum efendim. Cengiz Topel Havaalanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin işlettiği 45. havaalanı olarak kayıtlarımıza alındı. Artık bundan sonra Cengiz Topel Havaalanı da diğer 44 havaalanımız gibi Türk sivil havacılığına en üst düzeyde hizmet verecek şekilde donatılacak ve bu hizmeti başta Kocaeliler olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sunmanın mutluluğunu yaşayacağız. Hep beraber bugün güzel bir mutluluğu yaşıyoruz. Tabii ulaşım, hava ulaşımı Türkiye'de hayallerimizin ötesinde hızlı bir şekilde gelişti. Bu hızlı gelişimin tabii baş mimarı başta başbakanımız, hükümetimiz, bakanlarımız, Türk Hava Yolları. Belki 3-5 yıl sonra bu havaalanı bize yetmeyecek. Örneğin Sabiha Gökçen örneğinde olduğu gibi. Tabii hem Kocaeli Türkiye'ye açılıyor, hem de ileride dünyaya açılacağız. Burası bir sanayi kenti, burası bir ticaret kenti. Yoğun, Türkiye'nin en önemli şehirlerinden bir tanesi. Bu eksikliğimizi şimdi gideriyoruz. İlimizin en önemli hayallerinden birini bugün gerçekleştiriyoruz. Havaalanımızdan Cengiz Topel'den ilk uçuşu inşallah bugün başlatacağız. Bu Kocaeli için, Kocaeli gibi Türkiye ekonomisinde, sanayisinde ağırlığı olan bir il için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu yönüyle Kocaeli'nin ufkunu
geleceğini açacak, değiştirecek, yeni ufuklara bizi götürecek bu havaalanı inşallah ilimize hayırlı uğurlu olur. Misafirlerimizden de gördüğünüz gibi sadece Kocaeli için değil, aynı zamanda Sakarya için, aynı zamanda Yalova için, aynı zamanda Düzce, Bolu, hatta Bilecik ilimizi de çok yakından ilgilendirecek bir hizmetin açılışında, daha doğrusu uçuşların başlayışında birlikteyiz. Bugün Cengiz Topel Havaalanı sivil ulaşıma açılıyor ve ilk uçuşumuzu Trabzon'a yapıyoruz. Trabzon'da Trabzon ilinden ibaret bir nokta olarak algılanmamalı. Artvin, Batum, aynı zamanda Rize, Gümüşhane, Giresun ve Ordu olarak algılanmalı ilk etapta. Yani geniş bir bölge olarak algılamalıyız. Ve üstelik de bu bölgedeki, bu Marmara bölgesindeki, Karadeniz bölgesinin bu illerini kapsayan nüfus potansiyelini de dikkate aldığımızda çok önemli bir uçuş noktası olarak Trabzon'u görmek lazım. Bu açıdan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Kocaeli'miz ülkemizin en küçük yüz ölçümüne sahip illerinden birisi ama üretim, ihracat ve istihdam açısından en önde gelen illerimizden birisidir. Ekonomisi bu kadar güçlü bir şehrin ulaşım ağlarını da her açıdan güçlendirmek ve geliştirmek, zenginleştirmek gerekiyor. Bu projede bunlardan bir tanesi. Yolcu bir duru. Tamam. 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 Tam